çekiyoruz birlikte. Aslında vloglarda çok fazla evimi görüyorsunuz ama ne nereden çok fazla soru geliyor. Hani bir de merak ediliyor. Bir de kanalımda bir ev turu videosu olsun istediğim için bugün sizlerle böyle bir video çekmek istedim. Kapıyı kapatayım, sonrasında başlayalım. Burası gördüğünüz gibi bizim evimizin girişi, direkt koridordan salona açılıyor zaten. Portmantoyu yine biz yaptırmıştık. Aslında portmanto var zannediyorduk eve oturacağımız zaman ama yoktu. Ve çok kısa bir süre içerisinde Pinterest'ten bir resim bulup hemen göndermiştim. Yani ilk bulduğum resim falandı. Mobilyacımız da birebir aynısını yaptı. Yani tıpatı şuradaki kulpun detaylarına kadar aynısı. O yüzden böyle çok sevdiğimiz bizim ayakkabılarımızı, terliklerimizi alan bir dolap oldu. Üst tarafta da Adam'ın otokoltuğu var. İhtiyacımız olduğu zaman onu alıyoruz ve kullanıyoruz. Burada aynamız var. Normal bir ayna, boy aynası. Bir şey yok. Eve giriş direkt salona açılıyor böyle çapraz bir şekilde. Burada iki tane pencere var. Böyle bu şekilde kanatlarla bölmek istedim ben pencereleri. Önceki evimde Allah'tan iki büyük salonda pencere vardı ve aynı kanatları kullanabildim. İçlerindeki tüller de bu ev için yapmıştık ama tabii iki yılda bizim kedimiz her yerini, ama her yerini delip deşik etti. Bunun değişmesi lazım. Bu şekilde koltuk düzenimizi yaptık. Bu koltuklarda iki yanın koltukları gri, krem ve koyu yeşil şeklinde. Bu kremi çok seviyorum, daha çok seviyorum bu kremi. Hem çok rahat hem de televizyonun karşısında izlemek güzel oluyor. Bu orta sehpamızı da evleneceğimiz zaman şeyden almıştık. Instagram'da böyle bir adresten görmüştük. Hiç görmeden, bilmeden direkt almıştık. O zamanlar böyle çok fazla yoktu Instagram'dan, hiç görmeden direkt hesaba para yatırıp almak falan. Ama Allah'tan gayet güzel bir şekilde geldi sehpa ile birlikte takımlar. Bu kitaplığımız da dayımlar hediye ettiler. Kendi kitaplıklarıydı. Taşınırken evlerine olmayınca ben talip oldum. Çok seviyorum Ikea'nın yine bu kitaplığı. Sanıyorum ismi Kallax. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bunun başka modelleri de var. Bizim de böyle koltuğumuzun arkasına bence renk verdi. Böyle çiçeğimizi, ışıklarımızı, kitaplarımızı güzel oluyor. Alt tarafta da bayağı depolama alanı falan oluyor. Bizim için gayet güzel. Halımız Ikea'nın jüt halısı. Zaten artık hemen hemen herkesin evinde var. Birçok başka markalarda bu halılardan ürettiler. Yeni şey yıkamadan geldi bazı yerler, o yüzden nemli olabilir şu anda. Şu tarafa geçelim. Televizyonu göstermek istiyorum. Televizyon sehpamız Vivense'den almıştık. Bu televizyon sehpasında şöyle bir şey oldu. Alalı 2 yıl oldu. İlk bir yıl bir sıkıntı yoktu. Bu hazelanlarının rengi değişti. Son ben bir yıldır falan fark ediyorum. Hatta belki daha kısa süredir ve iyice gözüme görmeye başladı. Şeyi düşünüyorum, acaba burada koltuğun yanında karanlıkta kalıyor ve ışık almıyor bu da güneşten mi daha açık duruyor? Bilmiyorum. Şu an inanılmaz gözüme geliyor. Ne yapabilirim? Eğer bir önerisi olan varsa söylesin. Boyamak falan olmuyor galiba bunlarda. Şimdilik böyle birisi daha koyu sarı, birisi daha açık sarı şeklinde. Ama yine de güzel. Bu da televizyonumuz. Televizyonumuzda şöyle bir şey var. Üzeri çizik çizik görünüyor ve herkes soruyor neden televizyonumuz çizik diye. Televizyonumuz çizik değil. Üzerinde şu şekilde göstereyim. Şey var, koruma var. Çünkü biz oğluşumuz bir önceki televizyonumuza bir şeyle vurarak kırdı ve o televizyon çöp oldu. Bu televizyonumuzda alır almaz hemen burasına koruma aldık ve gerçekten gördüğünüz gibi darbeler burada, televizyona hiçbir şey olmadı. Eğer 0-3 yaş arasında çocuğunuz varsa ve bir şeylere atmayı çok seviyorsa kesinlikle bir tane koruma alın. O zamanlar 300 liraydı, belki biraz 60 lira ama hani koca bir televizyon almaktansa bir koruma almak çok daha iyi. Burada da masamız var. Bu masayı çok seviyorum. İnanılmaz çok seviyorum. Çünkü kocaman. Ve çok fazla misafir ağırlıyoruz biz evimizde. Önceki evimizde de çok ağırlıyorduk. Burada da çok ağırlıyoruz. Böyle metal sandalyelerle kombinlemiştik. Burada Adel'in mini sandalyesi var. Minicik.
oğluşumuzun sandalyesi. Bunu ben boyadım. Üzerine cila geçmemişim. O yüzden çok fazla tozlanıyor. Tekrar bir temizledim. Cilalanması lazım. Bu masada dediğim gibi 12 kişiyi falan rahat alıyor. Şöyle itiyoruz böyle. Yanlara tabureler, sandalyeler derken kalabalık misafirlerde çok keyifli oluyor. Kendimiz kullanırken de güzel oluyor. Aynı zamanda salonu da bölmüş oluyor. İşte bu taraf salon tarafı, bu taraf mutfak tarafı diye. Mutfağımızda bu şekilde köşe ve Amerikan mutfak bir evde yaşıyoruz. Ben hep Amerikan mutfak bir evde yaşamak isterdim. Yani küçüklüğümden beri deftere bile böyle ev krokileri çizerken hep Amerikan mutfak şeklinde çizerdim. Açık mutfak çok seviyorum. Bu evde de deneyimleme fırsatım oldu. Herkes bana kesinlikle çok sıkılacaksın, sevmeyeceksin, kullanmaya başlayınca dezavantajlarını göreceksin dediler. Ama 2 yıldır kullanıyorum yine dediğim gibi. Kesinlikle çok memnunum. Yani yine olsa kesinlikle yine Amerikan mutfak bir evde otururum. Böyle hatta duvarı kapalı bir eve taşınacak olsak o duvarı kırdırmak isterim. Ben kendim Amerikan mutfağı çevirmek isterim. Çünkü ya ben burada mesela yemekle uğraşıyorum. Oradan eşimle çocuğumla sohbet edebiliyorum. Ayrı bir alanda değilim. Misafirim geldiğinde bulaşıkları toplarken bir yandan arkadaşlarımla sohbet edebiliyorum veya işte diğer misafirlerle. Bizim için çok kullanışlı. Çok fazla resmi bir misafir gelmediği için çok hani insanlar bulaşıktan vesaireden rahatsız oluyorlar ama ben onlardan rahatsız olmuyorum. Çünkü gerçekten bize gelen kişiler hep çok samimi olduğumuz, yanlarında çok rahat olduğumuz kişiler. O yüzden bir sorun olmuyor. Koku sorunu da yani bunu açıyoruz. Bitiyor gidiyor işte. Yani bildiğimiz aspiratör. Ocak olarak da biz elektrikli ocak kullanıyoruz. Temizliği kolay diye. Önünde de şöyle bir koruma var. Bu koruma çocuklar için. Adana'nın böyle elini atmasın veya bu elektrikli ocak hani kayıp üstüne Allah korusun düşmesin diye böyle bir koruma kullanıyoruz. Bu da makine yaptığım için lekelenmiş ama artık sorun değil. İşlevi benim için çok önemli. Tabii biraz zor oluyor burada yemekle uğraşırken bunun üstünden uğraşmak ama güvenlik her şeyden önce gelir. O yüzden bizim için çok çok kullanışlı. Burada da işte kesme tahtam çok kullanıyorum, çok aktif kullandığımız bir şey. Geri döndüğümüzde kahve makinamız ve benzer eşyalarımız var. Şimdi ev biraz küçük. Depolama alanımız çok fazla bu evde yok. O yüzden sürekli dolap içlerini saklama kaplarıyla ve fazla eşyaları bulundurmamakla biz çözüm bulduk. Ve bu şekilde de gayet hani rahat ediyoruz. Çok fazla tezgahta eşya sevmiyorum. Yani aşırı eşya diyeyim. Bu raf o anlamda bizim işimizi çok görüyor. İşte meyve sıkacağımız, tostumuz vesairemiz bu rafta bulunuyor. Mesela böyle çekmecelerde bu şekilde kutular kullandığımız zaman gerçekten çok daha rahat oluyor ve bir şeyler karışmamış oluyor. İşte dediğim gibi küçük evde sürekli kutular kullanarak, bir şeylerin üzerine yazılar yazarak neyin nerede olduğunu tam olarak anlayabiliriz ve bizim işimiz daha kolay olur. Şimdi şöyle geçip koridordan diğer odalara bakalım. Bizim koridorumuz küçücük. Şöyle ellerimi açtığım zaman koridordan daha büyük bir insan olabiliyorum burada. Burada hemen geçtiğimizde bak oğlumun odası var. Hemen oğlumun odasına geçelim. Oğlum odasını ben bir vlogda detaylı bir şekilde göstermiştim ama o vlogdan sonra ve Instagram'da da paylaşmıştım. Çok fazla soru geldi ne nereden diye. Çok fazla uzun uzun anlatmadan hemen ne nereden söyleyip diğer odaya geçmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim, duvar boyasını çok sordular. Instagram'dan çok mesaj aldım. Ben bu duvar boyasının kodunu hemen ekranda bir yerlere yazıyorum. Bu kitaplık IKEA'nın bu trend yolun ürünü. Salonun akıcı bebeğimizi bekliyoruz zaten. Beşik, IKEA'nın beşiği. Zaten çok ikonikleşmiş bir beşik. Çok biliniyor artık. Raft IKEA'ydı galiba. Bu çantayı da yeni aldık. Kızımızın bebek bakım çantası olacak. Ben çok fazla normal klasik bebek bakım çantalarından hoşlanmıyorum. Aden'de de başka bir çanta kullanmıştım. Onu Murat'a hediye ettim. O daha siyah deri bir şeydi. Bunda da yeşil tercih ettik. Ben çok sevdim. Burada şunu gösterelim. Bebek için beyaz gürültü. Böyle ses yapıyor. Bunu Murat'ın bir arkadaşı bize hediye etmişti sağ olsun. Burada rafımız var. Bu raf klasik her yerde var. Bunlar IKEA'nın yine. Bunu ben ördüm. Bu yatağı da biz de serdik tabii ki ama bebek
doğmadan önce, bebeği yatırmadan önce bunlar komple hepsi yıkanacak. O yüzden çanta falan burada rahat bir şekilde duruyor ve tertemiz bir şekilde silinecek. Yatağımız iki yanı yatağı. Normal. Bu İngiliz homun. Bu takım oldular. Çok güzel oldular. Oğlumuz burada yatıyor. Bu çekmece ikinci el. Kimin verdiğini bilmiyoruz. Ücretsiz hatta. Murat'ın. Kürşat'ın. Ama Kürşat'ın değildi. Ha evet, onların değildi. Kürşat'ın değildi. Kürşatları da birisi bırakmıştı. Onların sırada çocukları yoklardı. Yoksu. Ve siz alır mısınız dediler. Ben de hamileydim. Çok beğendim. Ben dedim bunu birkaç değişiklik yapar. Çok güzel kullanırım. Çok da memnun bir şekilde kullanıyoruz. Gardıropla birlikte takım. Kupları mesela boyadım. İçindeki tülünü değiştirdim. Ve bu şekilde temiz bir şekilde kullanıyoruz. Temizledim tabii ki detaylı. İçinde oğlumuzun ve kızımızın bütün eşyaları var. Çekmecelerde oyuncaklar var. Bu şekilde kullanıyoruz. Bu raf iki yanın rafı. Ben bu iki yanın rafını İlk evlendiğimiz zaman banyoda kullanmıştım. Ondan sonra Adana'nın odasında süs eşyalarını koymak için kullanmıştım. Şimdi oyuncakları koymak için kullanıyoruz. Bu rafa, bu çekmeceler plastik. Bu mobilya oyun dolapları oluyor. Adana'nın odasında eskiden onu kullanıyorduk ama artık odaya sığmıyor çok eşya geldiği için. Bunun içine koydum, çok daha güzel oldu. Adana'nın üst çekmeceleri hemen şuraya çıkıp ulaşıyor. Sıkıntı olmuyor. Bunun içerisine bir beyaz kumaş koyup bebeğin kil sepeti yapmayı düşünüyorum. Yukarıda pusetimiz var. Biz mamas papas bebek arabamız vardı zaten. Ona uygun bir puset aldık. Orada duruyor. Bu şekilde bu odadan verebileceğim başka bir detayımız yok. Böyle küçük, sade tutmaya çalıştık. Çok fazla karıştırmamaya çalıştık. Oyuncakları daha çok dolaplar diye depolamaya çalıştık. Böylelikle bizim için güzel bir oda oldu. Perdelerimiz güzel, sıkıntı yok. O da eski evden yine geldi. Bence çocuk odasına uyumlu. Lili birazcık yine bunu da yırttı ama son zamanlarda çok fazla uçan arı vesaire girdiği için sürekli pencerelere atlıyor kedimiz. Ve perdelerimizi yırtıyor. Artık yapacak bir şey yok. Koridorun bu tarafında banyomuz var. Banyomuz küçücük. Biz eve geldiğimiz zaman böyle bir dolap yoktu. Daha az dolaplı bir lavabo vardı. Biz de o yüzden bu dolabı yaptırmaya karar verdik. Böyle uzun, kulpsuz, çok fazla göz yormayan bir dolabımız olsun. İçerisine çamaşır makinemizi, kurutma makinemizi koyalım istedik. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var bu dolabın. Şu ışığı da yıkayım konuşmadan. Mat siyah tercih ettik o zaman çok heveslenerek ama çok leke belli ediyor. Yani bunu bir sürü kimyasal bile sürsek sürekli parmaklarımız üstünde. O yüzden kullanımı çok çok zor. Dolabın içini göstereyim ben. Dolabı açınca aşağısını bu şekilde. Çamaşır makinemiz, kurutma makinemiz, deterjanlar ve yukarısında da alet çantaları, temizlik kovamız vesaire var. Kapının arkasında da duşumuz var, onu göstermeyelim. Küçük, normal, klasik bir dışarı. Burası da bizim yatak odamız. Yatak odamızda şimdilik bu beşiğimiz var. Bebeğimiz yeni doğan dönemini, yani hemen hemen 2-6 ay dönemini bu beşikte bizim yanımızda uyuyacak geceleri. Daha sonrasında bu beşik tehlikeli olacağı için kendi odasını alırız. Çünkü oturmaya başlar ve buradan Allah korusun bir şey olmasın, düşme vesaire gibi. Böyle bir beşik aldık. Ben çok seviyorum bambu beşikleri. Bu evde de imkanımız vardı. Diğer evimizde imkanımız olmadığı için Adano bambu beşikte yatamamıştı. Daha küçük bir yan yatakta yatmıştı ama bu evde ortada böyle güzel durur diye bunu aldık. Çok seviyoruz. Gelip gidip sallıyoruz bunu hatta. Burada yatağımız iki yanı yatağı. Gardırobumuz da ve bu diğer takımın diğer malzemeleri de hepsi ikiye bu şekilde birleştirerek takım yaptık. Aynımız ve yukarıdaki kolilere kadar IKEA. Bu koliler çok iyi oluyor. Çok fazla eşya aldı. Dekor olarak da beni rahatsız etmiyor. Görüntüsü hoşuma gidiyor. Tatlış. Şimdi bu sandalyeyi anlatacağım. Bu benim eşimin bekarlık sandalyesi. Siyahtı. Ben de Adana doğmadan önce böyle tüylü yumuş yumuş bir kumaş aldım. Üzerine geçirdim sadece. Ama tabii ki 3,5 yılda çok fazla şey oldu böyle, yıprandı mı desem, tüyleri mi böyle yumak yumak oldu desem. Çok sık yıkandığı için tabii çocuk odasında kullanıyoruz. Şimdi birazcık daha kullanıp belki bunun üzerine yeni bir kumaş alabiliriz. Emzirme döneminde çok rahat oluyor bu sandalye.
biz Adana Hub'un üstünde yaşadık diyebilirim. Şimdi de kızımla birlikte bunu kullanacağız. Bu tarafta da korbel var. Onu göstereyim mi bilmiyorum. Adam'da kullanmamıştım ben. Bebek bezlerini atmak için bir çöp kutusu bu. Ama o bezi özellikle gıdayı geçtikten sonra o kokudan kurtulmak, onu muhafaza etmek gerçekten zor oluyor. Bu sefer alıp o stresi yaşamak istemedim. Korbel biliyorsunuzdur. Hiçbir kokuyu dışarıya vermiyormuş. Böyle bir şekilde açıp bebek bezini içine atıyoruz. Böylelikle kurtuluyoruz bebek bezinden. Yerde robot süpürgemiz var. Burada vantilatörümüz var. Bizim evde vantilatörsüz yaşamak pek mümkün değil. Burada da süpürgemiz var. Yine dediğim gibi küçük evde yaşamanın şöyle bir handikapı oluyor. Mesela elektrik süpürgenizi nereye koyuyorsunuz diyorlar. Diyorum ki taşındığımız zaman baktık elektrik süpürgesini koyacak yer yok. O yüzden bu şekilde dikey süpürge alalım duvarda dursun dedik mesela. Ya da soruyorlar işte ütü masanız nerede? Söyleyeyim arkadaşlar, ütü masam şu gardırobun şu arasında görünmüyor. Mopum da orada, fıs mopum. Onu da o araya koyuyorum. Çok fazla görünürde eşya sevmediğim için araları dereleri ben buluyorum. Birazcık da bu konuda minimalistim. Bir şeyden bende iki tane kolay kolay olmaz. Ya da bir şeyi çok kullanıyorsam ya da bir şeyi iki işlevde de kullanabiliyorsam mutlaka kullanırım, yenisini almam. O yüzden bizim için böyle çok fazla depolamak sorun olmuyor bu evde. Gördüğünüz gibi dolapların içi de hani tıkış mıkış hiç değil. Gayet bütün dolaplarımız rahat rahat yayla gibi diyebilirim. Bu şeyi gösterelim. Avizemiz iki yanın avizesi. Tavan yüksekliğimiz de bu evde çok yüksek. 3 metrenin üstünde. Öyle yapmışlar. Çok havadar duruyor yani bu şekilde olması. Isık hissi vermiyor. Yani odalar küçük ama büyükmüş gibi duruyor sanki. Perdemiz de yine iki yanın perdeleri. Odayla bence çok uyumlu oldu. İşte bu şekilde bizim minimal, sade, 2+1 evimizi gezmiş oldunuz. Şimdi biz bebeğimizi bekliyoruz. Çok yakın zamanda bebeğimiz de bize dahil olacak. 2 çocuklu bir ev olacak burası. Ve gayet güzel bir şekilde burada inşallah yaşıyoruz. Sizleri de evimde ağırlamak gerçekten çok keyifliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir şeyleri atlamadan ve akıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda vlog şeklinde günlük hayatımızı paylaşıyorum. O videolara da bakabilirsiniz. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileklerimle. Hoşçakalın.